Şu anda Ordu Caddesi üzerinde bulunuyoruz. Biliyorsunuz altyapı yatırımlarından sonra ana caddeleri son seneye bıraktık. Özellikle zeminin iyi oturması açısından ve diğer kurumların altyapılarını tamamlaması açısından en sona bıraktık. Ve ana caddelerde gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma devam etmekte. Bu caddelerde yaptığımız işlerden kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz bu caddelerimizde 4 ana caddede aydınlatmalar yanlardan yapılıyordu, kaldırım üzerlerinden yapılıyordu. Burada inşaata başladığımız zaman orta refüjlere almayı kararlaştırdık. Hem caddelerin daha iyi aydınlatılması, yolun daha iyi aydınlatılması ve kaldırımların daha iyi aydınlatılması için yanları aldık. Çünkü kaldırım üzerlerinde Erzincan'ımızda çok ciddi bir ağaç yoğunluğu var. Taçları çok büyümüş ve elimiz gitmiyor kesmeye. Ve şehrimizin de bunlar oksijen depoları. O nedenle de aydınlatmayı orta refüjlere aldık. Bordürlerin tamamını değiştiriyoruz. Ana caddeler üzerindeki, 4 ana caddelerindeki bordürleri bazalttan yapıyoruz. Ayrıca eski asfaltı trimer dediğimiz makinalarla tamamını kazıyoruz. Emisyon seriyoruz ve bu şekilde üzerine bir kat asfalt, en üstüne de ikinci kat modifiye dediğimiz soğuğa sıcağa dayanıklı, ses yalıtımı olan, sesi emebilen bir asfalt türünde ilk defa Erzincan'ımızda kullanıyoruz. Bu 4 caddemizde yaklaşık 24-25 bin ton asfalt serimi yapacağız. Bunların da yaklaşık maliyeti 12-13 milyon TL civarında olacak. Ve şehrimiz Türkiye'nin en modern, en yaşanabilir, en kaliteli, huzurlu kentlerinden bir tanesi. Ve Erzincan cazibeli bir il olmaya devam edecek. Göç almaya devam edecek. Eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, her şeyle yaşanabilir bir kent. Ve bu şehrin insanları artık diğer şehirlerde olan hiçbir şeye özenmeden kendi şehrimizde her türlü ihtiyacını, aradığını bulacak bir hale geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.